Bu tamamıyla siyasal amaçla kullanılan bir oyundur. Türkiye halk egemenliğine dayanan laik ve çağdaş bir cumhuriyettir. Geleneksel alışkanlıktan örtülen başörtüsüyle ideolojik boyutu olan başörtüsü yahut türban şeklinde ayrımının çok net bir şekilde yapılması lazım. Amaç toplumu ileriye götürmek ve özgürleştirmektir. Şimdi şu var, tek tük olup müsamahayla bunu yapmak başka. Bunlar toplu olarak gelip bunu bir halk olarak talep ettikleri zaman sorun başka. Başörtüsü dini inançlar için değil, siyasal bir simge, bir siyasi hareketin göstergesi olarak kullanılmaktadır. Şimdi eğer siz bir topluma değişim, bir zamanlar Özal'ın istediği gibi dönüşüm, transformasyon yaptırtmak istiyorsunuz veyahut da devrim boyutunda bazı şeyler yapmak istiyorsunuz, tabii ki insancıklara sormayacaksınız acaba bunları istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye. Bizim amacımız toplumu çağdaşlaştırmak. Şunu soruyorum Nur Hanım'a, siz kimsiniz? Siz Tanrı mısınız? Siz hangi ahlaki yetkiye dayanarak toplumu çağdaşlaştırma gibi bir idealin peşinden koşuyorsunuz? Sizin ahlaki bir kaygınız olabilir ama ben bu toplumun bir parçasıyım. Ve çağdaşlaşmak istemiyorum. Neden benim hayatımla ilgili hesap yapıyorsunuz? O zaman ben de sizin hayatınızla ilgili hesap yapsam. Doğru mu olacak bu? Olur mu öyle bir şey? Toplumu çağdaşlaştırmak falan değil. Medeniyetin temeli şudur. Pluralizmi muhafaza etmek, bir hayat tarzının diğer hayat tarzını bastırmasını engellemek, sosyoloji olarak bu yapıldığı takdirde suçtur zaten, ceza kanunları bunu tazim etmelidir. Yani ben size gelip silah zoruyla başınızı örtüyorsam bu bir suçtur, kriminal eylemdir, bu cezalandırılmalıdır. Bu gayet basit, burada itiraf olması için bir sebebi bu. Diğer mesele de şudur, kamu otoritesinin devletin toplumu çağdaşlaştırmak gibi bir görevi yoktur. Zaten çağdaşlaşan hiçbir toplumu da devletle çağdaşlaştırmamıştır arkadaşlar. Bu kavramların hiçbir anlamı yoktur. En büyük çağdaşlık özgürlüktür. Ben her türlü totalitarizme karşı 20 senedir şiddetli mücadele yürüten bir insanım. Sağ totalitarizm, sol totalitarizm, dinci totalitarizm benim için fark etmez. Ben özgürlüğün peşindeyim. Burada arkadaşların düştüğü temel hata şu. Hep başkalarını tanımlıyorlar. Ve başına yatan kadınların hep edilgen olduğunu. Ya kötü maksatlar, mesela siyasi, ideoloji maksatlar peşinde koştuklarını düşünüyorlar. Veyahut da erkek egemen kültürün baskısıyla veya işte paramara yoluna kandıklarını düşünüyorlar. Neden bu insanlara kendiniz gibi güven duymuyorsunuz ki? Hayat tarzımızı iyi bulabiliriz, bilimsel bulabiliriz, çağdaş bulabiliriz, dini bulabiliriz, şöyle veya böyle bulabiliriz. Bunda hiçbir beis yok. Herkesin hayat tarzı kendisine aittir. Yanlış olan şey, kendi hayat tarzımızı garantinin altına almak için başkalarının hayat tarzını bastırmaya kalkışmaktır. Toplumdaki en küçük azınlık bireydir ve her birey doğuştan bu haklara sahiptir. Bu haklar asla ortadan kaldırılamaz. Çoğunluğun kanaatine, devletin kanaatine, kamu otoritesinin kanaatine bağlı değildir bu haklar. Türkiye'deki bütün kadınlar başı örtülü gezse, bir tek kadın başı açık gezmeye dirense, bu kadınların bu başı açık kadına baskı yaparak başını zorla örtülmeye ne kadar hakkı varsa tersinde de o kadar hak söz konusudur. Sayın Yaylala %100 muhtarlık. Biz lazımda tamamen aksi istikamette konuşuyoruz. Ben bir siyasi projesizlikten bahsediyorum. Duran'ın bir siyasi projeden bahsediyor. Benim buradan çıkarttığım sonuç şudur. Siyasi otorite veya bürokratik otorite toplumu değiştirmek doğrultusunda hesap yapamaz. Proje değiştirmek geliştirmez ve bunu kamu gücünü kullanarak uygulamaya koyamaz. Nurhan tam tersini söylüyor. Nurhan diyor ki eğer bir grup siyaset adamı mesela kafasında ideal bir projeye sahipse, daha iyi, modern, çağdaş, her neyse, ileri bir toplum yaratmak istiyorsa ve bu daha bir değişimi, bir değişimi gerektiriyorsa, değişim gerektiriyorsa inisiyatif alması, halkı önemsemeden inisiyatif alması söz konusu olabilir diyor. Yani tamamen farklı bir çizgideyim tabii ki. Ben Hegelci de değilim, Marksist de değilim. Yani toplumun böyle atlanacak, işte çağdaşlık öncesi, çağdaşlık, çağdaşlık sonrası gibi bir ritmik evrim çizgisi üzerinde gittiği kanaatinde değilim. Demediğim. Benim bu gayet basitim. Özgür olmak istiyorum. Ve bu özgürlüğü başkalarının parasına kazanmak istemiyorum. Bu kadar basit. Ben ateistin de özgürlüğünü savunuyorum. Yehova şahidinin de özgürlüğünü savunuyorum. Hristiyanın da özgürlüğünü savunuyorum. Müslüman da özgürlüğünü savunuyorum. Herhangi bir inancı olmayan özgürlüğünü de savunuyorum. Dolayısıyla benim savunduğum değerler çerçeve değerlerdir. Toplumsal beraberliği mümkün kılacak değerlerdir. Sizin savunduğunuz değerler çağdaşlık adına toplumun bir kesimine tepeden inme belli değerleri zorla benimsetme değerleridir. Şimdi siz zannediyorsunuz ki kamu otoritesi hep sizin kontrolünüzde kalacak. Dolayısıyla bu böyle gidecek. Tersinden düşünün lütfen. Kamu otoritesi başka bir gücün eline geçti. Sizin değerlerinize ters bir gücün eline geçti. Ne yapacaksınız? Nasıl savunacaksınız kendinizi?